Şakkadanak çıkışıyla tanınan yandaş ekonomi yazarı Necmettin Batırel bugünkü yazısında daha önce polemik yaşadığı ekonomist Özgür Demirtaş'a isim vermeden sert sözlerle yüklendi ve enflasyonun bir numaralı sorumlusunu açıkladı. Türkiye'deki yüksek enflasyonun sorumlusunun kamuoyunda bazı finans profesörleri olduğunu ileri süren Necmettin Batırel şu ifadelere yer verdi. Bugün, içinde bulunduğumuz yüksek enflasyonun bir numaralı sorumlusu kamuoyunda bazı finans profesörü olarak bilinen yıkıcılardır. Bunlar sürekli Türk lirasının ve Türk ekonomisinin aleyhinde yıllarca yorum ve görüş yayınlayarak halkı zehirlediler. Vatandaş bunları adam zannetti, korktu, elinde ne varsa yoksa dövize çevirdi, kendini garantiye aldığını zannetti. Oysa farkında olmadan enflasyon canavarını besledi, büyüttü şimdi herkesi yiyor. Bu köşede Türk'ün Türk'ten başta dostu yoktur, kendi paranıza güvenin onu yıkmayın diye söylemekten dilimde tüy bitti. Gerçek suçlular ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıyor, hala ahkam kesiyor. Bu dünyada rahat etmek istiyorsan kardeşim dostunu düşmanını bileceksin. Körle yatarsan şaşı kalkarsın dedi. Batırele yanıt veren Demirtaş ise bir an şaka sandım. Vallahi demiş, billahi demiş. Akıllarını yitirmeye başladılar. Yakında A Haber ile Batırel, Özgür Demirtaş çok ekmek yedi ekmek fiyatları, o yüzden arttı diyecekler ifadelerini kullandı. Batırel'e ise bomba yanıt Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'dan geldi. Özkiraz ironi dolu paylaşımında şunları söyledi. Özgür Demirtaş'ın enerji krizini tetiklemek için yazın evinin bahçesinde elektrik sobası yaktığını biliyor musunuz? Ben biliyorum gittim gördüm. Bahçede 45 tane UFO sabah akşam açık duruyor. Bir de buzdolabının kapısını hiç kapatmıyor. Arabasını da hep ikinci viteste yüksek devirde kullanıyormuş, görmedim ama kendisi anlattı. Bizim bir sosyal medya hainleri dayanışma derneğimiz var. 8-10 akademisyen, 30-40 gazeteci, 2 komedyen, 2 müzisyen ve ben. Haftada bir toplanıyoruz. Özgür Hoca, Selçuk abi falan bize ekonomiyi yıkma taktikleri anlatıyor. Hafta boyunca uyguluyoruz. Geçenlerde Cem Yılmaz uçağını satacaktı. Selçuk Geçer, doları 30 lira yaptığım zaman sat, o parayla daha çok yakan bir gemi al diye müdahale etti. Siz bugün ihanet için ne yaptınız ifadelerini kullandı.